Hepinize SA bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Bluetooth 5.0 bir adaptör inceleyeceğiz. Şimdi bu adaptörü niye kullanacağız arkadaşlar? Benim bir bilgisayar masaüstü. Bazı masaüstü bilgisayarlar Bluetooth versiyonuna sahip. İşte Bluetooth 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 4.2 neyse arkadaşlar. Benim anakartımda Bluetooth versiyonu yok. Yani bir wireless yok. Ben internet kablosuyla bağlıyım yani. Ama şunu düşünün arkadaşlar. Bu sadece Bluetooth açıyor. Wi-Fi açmıyor. Aklınızda bulunsun. Yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi peki ben bunu niye istiyorum arkadaşlar? Tahmin edeceğiniz üzere burada bir CH510 Bluetooth kulaklıklarım var Sony'nin ve bunu da bilgisayarda kullanabilmek için böyle bir adaptöre ihtiyacım var. Ama şu için de iyi oldu. Bilgisayar ekstra bir Bluetooth özelliği kazanmış oldu. Veri aktarırken kabloyla bağlamak zorunda değilim. İşte resimdir, şudur budur ama genelde o işleri çok kullanmıyoruz. WhatsApp bile artık. İşte WhatsApp web'de şudur budur. Bizim işimiz aslında fazlasıyla görüyor. Bluetooth sadece önceden işte veri aktarmak için kullanılırdı ama şimdi sadece işte cihaz bağlamak için kullanılıyor genelde. Şimdi arkadaşlar maalesef tek çekim yaptığım için şunu bir yırtmak zorundayım. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. Trendyol üzerinden satın aldım. Dün sipariş verdim sanırım 12 gibiydi. 12'den bir tık önce olabilirdi. Ve tam bir gün içerisinde kargoya verildi. Dün ama 12'de yani akşam kargoya verirsiniz. Tahmin edeceğiniz üzere belki sabah kargoya verir bir gün daha beklersiniz. Bir gün 24 saat içerisinde kargo elime ulaştı. Sürat kargo getirdi. Normalde linki koymam ama açıklamalar kısmına linkini koyacağım arkadaşlar. Çünkü gerçekten memnun kaldım. Ama memnun kaldım derken de şunu şöyle söyleyeyim. Ben bu ürünü hiç kullanmadım. Mesela bu kulaklık inceleme videosu. İşte bu monitör belki değil de bu klavye işte bu mousepad İnceleme videoları arkadaşlar. Ben de sizinle birlikte görüyorum. Ama özelliklerine daha önce bakmıştım. Bu Bluetooth adaptörü arkadaşlar. Bluetooth 5.0. Şimdi arkadaşlar birisi diyebilir işte Bluetooth 2.0 adaptörlerle ne kadar fark var? Açıkçası bilmiyorum. Çok da fark olacağını düşünmüyorum ama işte 29 liraya 20 liraya mı ne şey geliyordu büyük ihtimal 20-22 lira mıydı? 10 lirada kargo kilitliyorlar. 32-36 liraya mı ne denk geliyordu arkadaşlar? Ben de biraz daha para verip Bluetooth 5.0 bir kablo aldım. Adaptör aldım. Ama minimum arkadaşlar bence bu benim kendi şahsi fikrim. Bluetooth 3.0 bir adaptör almanız. İçinden bu ne çıktı? Eyüp Sertuncer 1923 Bodrum Mandalina. Mandalinası. Arkadaşlar içinden sanırım çay çıktı. Bodrum Eyüp Sabri Tüncer. Buradan satıcıya yani bu çok ufak bir şey. Bu 40 liralık bir üründen böyle bir şey göndermesi açıkçası hoş olmuş. Sanırım yılbaşından dolayı gönderdi. Bu videoyu da satıcının adını soyadını bilmiyorum. Bakmadım ama gerçekten tebrik ederim. Bir çay göndermişler veya bilmiyorum neyse. Hoşuma gitti açıkçası. Yani daha önce böyle bir şey kaç tane ürünü inceledim bilmiyorum ama karşıma gelmedi. Şimdi arkadaşlar maalesef tripodla çekiyordum havadan ve çift elimi kullanabiliyordum ama tripodun ayağı bozuldu. Ve ben de bu şekilde çekmek zorunda kalıyorum. Bir başkası da olmadığı için. Genelde işte videoları Umut'la çekiyorduk da. Arkadaşlar şunu gene ben açacağım. Yani 24 saat içerisinde bu ürün arkadaşlar elime ulaştı. 41 lira civarında, 41 mi ne? İşte 41 2 lira, o 1 2 lira fark eder arkadaşlar. Ürün komple kargo dahil. Bence makul. Çünkü dolar şu an tam düşmüş olabilir ama gene de 12-60 seviyelerinde falan da en son. Şimdi burada kompütür, laptop, tablettir. Yani konuşamadım. Yani arkadaşlar şu an herhangi Bluetooth laptopun wireless bozulmuştur mesela. Gerçekten laptopun wireless'leri arızalanabiliyor. Bu adaptörü takarak daha kullanabilirsiniz ama genelde bunları masaüstü kullanıyor. Benim gibi insanlar kullanıyor diye düşünüyorum. Bir wireless almak çok mantıklı değil. Wireless komple değiştirmek. Yani şimdi şurada diyor ki telefon, tablet, bilgisayar. Bir de ne diyor? Laptop için geçerli. USB 2.0 destekliyor. Büyük ihtimal USB 2.0 destekliyor. Aynen arkadaşlar USB 2.0 destekliyor. Şimdi
Bilgisayarımızı açalım. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle söyleyeceğim. Bunu mesela Teknosa'dan işte başka bir yerden satın aldığınız zaman maalesef 70 lira civarında bir para kitliyorlar. Gerçi ucuza da satabilirler. Şimdi bilmiyorum Teknosa Vatan Bimex veya Bimex gerçi gitti de. Şimdi bilgisayarımız şifre istiyor. Ve tak çalıştır bilgisayarın Bluetooth açtığımız an tak çalıştır mantığını ben de kullanabilmek istiyorum. Şimdi USB 2.0 portumuza bunu takalım. 3.0'a takar mıyız? Yani bence 2.0 da daha mantıklı çalışır. Bir fark olacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar, şimdi adaptörü taktıktan sonra şu bilgisayar eline de onunla karıştırmayın. Tam şuraya taktım. Bakın. Böyle yanıp sönme diye bir işaret yanmaya başladı. Şimdi çayımız satıcıyı tebrik edelim. Yani şu kablo kulaklıktan çıktı bununla birisi. Bluetooth özelliğimiz nerede? Arkadaşlar nasıl bağlandığını size göstereyim. Tahminen barda gidiyorum. Büyük ihtimal bence otomatik olarak bağlayacak. Monitör, güç, depolama. Bluetooth ve cihazlar. Bluetooth şu an açık diye gösteriliyor. Ve ben bu kulaklığı kullanacağım için de kulaklık kapalı ama kulaklığı açalım. Kulaklığımız açıldı. Bluetooth'u büyük ihtimal tekrar resetlemek zorunda kalacağız. Kapatalım, açalım. Onur MSI şu şekilde bulunabilir. Onur MSI cihazlar. Burada cihaz ekle mi diyeceğiz? Cihaz ekle dedik. Bluetooth dedik. Cihaz ekle. Cihazlar açık. Bluetooth bilmem ne. Cihaz seçin. Allah Allah. Arkadaşlar sorunları şu an sizinle birlikte görüyorum. Tekrar bir kapatmayı deneyeceğim. Tekrar açıyorum. Bu arada kulaklığı az önce telefona takıp kullandım. Bir saniye.